15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan kanun hükmünde kararname ile FETÖ irtibatı iddiasıyla kamudaki görevlerinden ihraç edilen ve Şubat ayından beri kendilerinden haber alınamayan Salim Zeybek, Erkan Irmak, Özgür Kaya ve Yasin Uga'nın gözaltında olduğu bilgisi dün gece ailelerine bildirildi. Mustafa Yılmaz ve Gökhan Türkmen hakkındaysa hala haber alınamadığı aktarıldı. Kaçırıldığı iddia edilen 6 kişiden 4'ünün gözaltına alınmasını Cumartesi annelerinden Maside Ocak ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Medyaskop'a değerlendirdi. Ocak şunları söyledi. Bu 6 kişinin ailelerinin beyanları, daha doğrusu başvuruları, tanıkların da tanıklarla belgelenerek aslında gözaltına alındıkları ortadaydı. Ve 3 hafta sonra aylardır ailelerinin yürüttüğü görüşmeler, çalışmalar, mücadele sonucunda bizlerin de desteği oldu elbette. Bu 4 kişinin Salim Zeybek, Erkan Irmak, Yasin Ugan ve Özgür Kaya'nın emniyette tutulduğunu öğrenmek bizleri gerçekten çok sevindirdi. En kısa sürede acilen diğer 2 kişinin Mustafa Yılmaz ve Gökhan Türkmen'in de gözaltında tutulduğunun açıklanmasını istiyoruz biz. Ailelerin de bir an önce sevdiklerine kavuşmasını istiyoruz. Bu uzun soluklu bir mücadele. Umuyoruz ki, bugün Özgür Kaya'nın eşi paylaşmıştı. Umuyoruz ki bizim sevdiklerimizle de ilgili yetkililer bir an önce adım atar ve bir an önce bizler de sevdiklerimize kavuşabiliriz. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu benzer şekilde 2017 yılında da kaybedilen insanların olduğunu ve benzer bir şekilde ortaya çıkıp gözaltına alındığını söyledi. Bu sabah itibariyle zorla kaybedilen, Şubat ayının 7'sinden itibaren zorla kaybedilen 6 kişiden 4'ünün yakınları Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından arandı ve kendilerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Devlet Müdürlüğü Şubesi'nde oldukları ve iyi oldukları bilgisi paylaşıldı. Şu anda saat 10'dan itibaren gözaltında olanların yakınları Emniyet Müdürlüğü'nde bekliyorlar. Avukatlarla beraber Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi'nin avukatlarla birlikte orada bekliyorlar. Henüz bir görüşme olmadı kendileriyle. Ancak aldıkları bir bilgi var. Ne derece doğru olduğu bilinmeyen. İşte sırt çantalarıyla Ankara Emniyetlerine doğru gelirken yapılan GBT uygulaması sonucunda aranan şahıs oldukları gerekçesiyle gözaltına almışlar şeklinde bir bilgi paylaşılmış kendileriyle. Dolayısıyla henüz bir görüşme de olmadı. Cumhuriyet Savcılığından görüşme için avukatlar izin talebinde bulundular. Ancak görüşmelerinden sonra yani yaklaşık 50 gündür, 50 günden daha fazladır gözaltında olan veya zorla kaybedilen akıbetleri konusunda bilgi olmayan bu yurttaşlarla ilgili olarak daha açıklayıcı bilgi alacağız.